Ve skandal denebilecek çok çarpıcı bir iddianın detaylarıyla devam edeceğiz. Skandalın başrolünde İstanbul'da özel bir kurumda görev yapan bir doktor var. Hakkındaki iddia şu, böbrek ağrısı şikayetiyle gelen hastasına bile bile fazla doz ilaç verdi ve onun bir morfin bağımlısı olmasını sağladı. Ve bunu kendine bir gelir kapısı yaptı. Kollarım bu şekilde, kollarıma hiçbir şekilde damar yolu açılmıyor. Çünkü iddiasına göre böbrek taşı için gittiği hastanede gün be gün morfin bağımlısına dönüştü. 30.000 TL karşılığında bana bu ilacı yapıp bağımlı yaptılar. Ben ilacı dışarıdan temin edip ona veriyorum. Üstelik onu bu hale hastanenin doktoru ve hemşireleri getirdi. Evime gelip gizli gizli yapılıyordu bu ilaçlar bana. İddia ürpertici, yaşananlarsa akıl alır gibi değil. Böbrek taşı için tedavi olmaya geldiğim hastanede bana morfin tarzında bir ilaç yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Ancak Esenyurt'taki özel hastanenin doktoru ilacın dozunu sürekli arttırdı. Senin tedavine iyi gelecek bunlar. Senin tedavine iyi gelecek. Ağrılarını kesecek. Bunu yap, kötü bir ilaçmış, morfinmiş. Aldığı morfin miktarı yüzünden hastanenin kara listeye aldığı gence aynı doktor bu kez kayıt dışı bir öneri sundu. Çünkü ağrılara dayanamayan o genç artık bir morfin bağımlısıydı. Hastanede bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Her gün her gün 30.000 TL vererek bana bu ilacı yapıp bağımlı yaptılar. Çocuk bağımlı olmuş. Çocuk duramıyor, eşine bıçak çekiyor ya. Bağımlıydı. Biz bir şey yapmadık. Vallahi... Kimseye zorla bir şey yapmadı. Bu çocuk da yalvar yakar yaptırttı bunlara. Doktorsa bu alışverişi inkar etmedi. İyilik yaptım dedi. Siz doktorsunuz. Hocam... Bir kere böyle şey temin etmeniz sizin yanlış. Anladın mı? Bu çocuk bağımlı olmuş. Bak bıçak çekmiş, bıçak eşine bileziğini vermiyor diye. Benim... Herkes bilir, bu böbrek taşı hastası iğneye ağrısı varken yaptırırım. Morfin bağımlısı genç bu şekilde hem sağlığından hem de 700 bin lirasından oldu. Paşam, Serhat'ın bana verdiği para belli. Ben ilacı dışarıdan temin edip ona veriyorum. Çıkart hesabına bak. Öyle 500, 600 bin, 300 bin bile gelmemiştir. Şimdi borç batağına saplanan genç, sözde tedavi uyguluyorum deyip kendisini uyuşturucu bağımlısı yapan doktordan şikayetçi.